Evet, SmackDown'a hoş geldin sanırım. Resmen yayına girdik. Girdik bildiğiniz üzere. Ve bu hafta şeydeyiz. Şam'dayız. Evet. İlk gelen kişi. Şamlı olursa. Allah. WWE Şampiyon filmleri bakalım neler söyleyecek. Müziği evet. Çok güzel. Dün gece rekoru kırmıştı. Aynen. WWE sen, ne sen bahsedersin? Dün gece benim şu an burada olmayan Kemer için yendiğim kişinin rekorunu eşitledim. Ve bugünse o rekoru geçtim. Bugün burada Universe tarihinin en uzun süre WWE şampiyonluğunu elinde tutmuş kişisi olarak buradayım. Sadece WWE değil, NXT ve Universal kemeri de dahil olarak, hatta bütün diğer kemerlerde dahil olarak en uzun süre tutan kişi benim. Dün gece SmackDown Live'ın en iyi 5 süperstarını yenerek bu rekoru kırdım. WrestleMania için rakibim henüz belli değil. Fakat emin olabilirsiniz ki WrestleMania'dan kemerimle ayrılacağım. Ve bu kemeri istediğim kadar uzun süre tutacağım. İsteseniz de, istemeseniz de. İşte bir de Happy Tuesday for everyone. O ne alaka? Bu Twitter'da falan şey paylaşıyor sürekli. Olamazlar! Baylor Club'dan partileri. Allah şükür Carl düzgün Anderson. Geldi. Allah şükür böyle. Ha aynen. Ben böyle düzgün geliyor. Kalktan uydum. Kızgın. Carl Anderson. Aynen. Neden acaba? Evet bakalım ne söyleyecek? İşte şey paylaşmış böyle. Ne paylaşmış? Ya paylaşıyor daha doğrusu Twitter'da böyle. İşte Happy Monday for everyone diyor. Hı. Bir tanesini şey yazmış. On atın ringi de böyle. Siktir git amına kodumun diye. Altına da sonra Instagram'da paylaşmış screenshot'u. Altına da şey yazmış. Sizin hiç en sevdiğiniz süperstar gay oldum. Bakalım ne söyleyecek. Finn kardeşim öncelikle seni kutluyorum. Universe tarihinin en uzun süre kemerini tutan insan olmak büyük bir başarı. Ve Baylor Club'ın bir üyesi olmaktan oldukça onur duyuyorum. Ama bir şey dikkatini çekmek isterim ki SummerSlam öncesinde senin bize bir sözün vardı. Ve önümüzde de resme yoluna göre Luke Gallows ve bana karşı kemerini korumanı istiyorum. Ya şimdi ben öyle bir şey demedim. Bunu kanıtlayamazsın benim. Öyle bir şey dediğimi kanıtlayamazsın. Kanıt yok. Bana deli de gel. Ben öyle bir şey söylemedim. Bitch diyor lan PG bu. Söylüyorsun beni kandırmaya çalışma. Ben bir aptal değilim. SummerSlam öncesinde sen Baylor Club'ı yerine oluşturmaya çalıştığında ben sana Luke ve benim enayi olmadığımı ve eğer sen yardım etmemizi istiyorsan bize WWE kemerini kazanır kazanmaz şans vereceğini söylemiştin ve şimdi bize yan çizme. Bize WrestleMania'da sike sike kemer hakkımızı vereceksin. Öyle ya da böyle. Arkadaşım Atatürk Galo storyline yazmayı unuttuysa benim suçum ne bunda? I like that part. neyse söyleyecek bir şey bulamadım. Şimdi haklısın da anne de sen bilemiyorum. Çok utandım. Madem bize yan çizeceksin Finn, o halde senin teklifin var. Gelecek hafta senin non title match yapalım. Ve eğer onu ben yenecek olursan bana ve Luka WrestleMania'da şans vereceksin bir triple threat maçında. WWE şampiyon kemeri için. Götümü yalı. Şaka şaka tamam biliyorum ben. Ama zaten sizi yeneceğim çünkü benim bu kemeri... Ben dün gece bu kemeri korurken de size ihtiyacım olmadı. Rumble'da da size ihtiyacım olmadı. SummerSlam'da da size ihtiyacım olmadı. Hatta üstüne ben o galoş yüzünden suicide dive yapamadım. Rumble'da. O halde çekime için hiçbir sebep yoktur Fün. Gelecek hafta iple çekiyorum. Size ihtiyacım yok. Çünkü zaten benim ihtiyacım olan güç... Benim içimde. Benim içimde saklı işte... ne bileyim. Bullies always get their ass kicked you fucking bully. Karlınızı çok anlamlı bakıyor ya. Sen kendi seviyeni daha fazla düşünmeden ben iyisi buradan gideyim Fin. Kendine iyi bak. Fin arkadan böyle bakıyordu ya. Çok kırık oldu. Evet şimdi de Bobby Roode'un bir maçı olacak. Yok, SmackDown Live'ın haşmetlisi, Manuel Ramon diyordum. SmackDown yani Live'ın işte haşmetlisi Bobby Roode'un WrestleMania ile ilgili söyleyecekleri varmış. Ve şunun muhteşem girişini izleyelim. Yani. Yani şu ense turuşuna bir bak. Siz tabi şu an duymuyorsunuz o yüzden
Neyse ama. Of. Böyle sessiz sessiz bir. Aynen. Oynanca kötü oluyor. Keşke ne bileyim geçebilse yani. Bu oyuna para vermişiz. Çıkmıyor bile videoda. Gidip capture kart almak lazım. O da 300 lira mı? Daha kim borçak onu da. Arkadaşlar siz Ben... bize ediyorlar. Aşağıda Patreon hesabımız var. Oradan işte para Aynen. verebilirsiniz. Bize görgüsü gibi para isteyelim böyle. Böyle şey. Ne bileyim. Ne yok. Ha. Para verenlerin ismini okuyacağız. Bu arada perde aç ya. Ha, sikeyim seni. Perde. Başı vardı. Oh Of. oh mis gibi oldu ya. Aman tanrım! Allah lan! Roy baba! Aaa Sophia! Piç ben ezik değilim. Ben Bobby Roode'um. Haşmetliyim ben. Sophia! Sophia! Gahlan! Bekle Oh. şimdi bak bir şey yapacağım dur. Oha ne yapacaksın? Oo. Sophia! Roman Reigns'e Oha. gönderme. Sophia bir tane daha. Ve şimdi ne yapacak acaba? Merakla bekliyoruz. Bir spy Ah. Ah. Ne kadar sıkıcı bir general manager bu ya. Kes lan. Kendi şovunun cosplay'ini yapıyor gibi. Abi sikecek. Of. Evet şimdi Roy baba ne yapacak acaba? Oo oh, oh. Power slam. İlk kez Spia dışında bir hareket yapmaya çalıştı Babirut. Babirut da. Close slice. Bana da geç. İzleyici buraya bile bakmıyor ya. Oh, Black Death. Roy baba Babirut'un ağzına sıçıyor. Aynen. Neden acaba? Evet. Evet, bu maçta aşırı mantıklı bir şekilde. Dur ben açıklarım. Evet, şimdi bildiğiniz üzere zaten The Yakuza'nın... Ah be Rusya'nın girişini koca. Evet neyse. Bildiğiniz üzere SmackDown Tag Team Şampiyonu The Yakuza'nın WrestleMania rakipleri belli. Ama WrestleMania sonrasında bildiğiniz üzere SmackDown 2 saat olduğu için build-up için tekrar vakit olmaz. Dolayısıyla ben tatlış bir GM olduğum için dedim ki Contendership şeylerini şimdiden ayarlayayım. Ve sonrasında da build-up için bolca vakit olsun her tag team kendini gösterebilsin diye. Bu arada Rusevi Aiden anons edecek. Evet. Şimdi şöyle olacak. Bu SmackDown'da iki tane tekli maçı olacak ve bundan sonraki SmackDown'da iki tane tekli maçı olacak. Her bir tekli maçını kazanan takımın birer üyesi de dördüncü hafta bir Fatal 4-Way maçına çıkacak. Bu bir Elimination Fatal 4-Way maçı olacak ve bunu kazanan kişi de WrestleMania sonrasında ya Yakuza'nın ya da The Ascension'ın rakipleri olacak. Evet bu şekilde ilk gelen takım Ruru değil. Aiden English kollarını kaldırıyor. Kendisini gösteriyor. Ne kadar havalı bir erkek. Şu an ne yapıyorsun Roy abi? Arıyorum. Script yazmıştım ya ben. Ve şimdi de ya. The Line of Bulgaria. Hadi. The Bulgarian Brute. The Aha. Founder of Rusev Day. Ladies and gentlemen, please get out of your seats for the single greatest superstar who is wrestling in the single greatest holiday of them all. Because even though this day is listed in our calendars as Tuesday, we all know that deeply in our hearts, it is the day that we celebrate Rusev Day. Evet. Ruru geliyor. De bunu koyarsan Aiden'la Rusev o şeyi, Lana'yla Rusev İngilizce'ni, Aiden Lana gibi konuşuyor. Lana'nın voice'i geliyor. Voice şey geliyor. Çok kötü ya. Neyse. Şey diyor, he's the only man that can have me. Ama güzel yazmış bu script. Çok müthişim ben. Aiden'in yerine ben Rusev diye gireyim. Size böyle. Gerçekte. Çok tuhaf olur ya. Of, of tam WWE şampiyonu ya. Şu adama bak, muazzam adam. Vince görse şu an seni döver. Aynen. Ama hakikaten anlamıyorum abi. Niye yani istediğimizi vermiyor? Çok saçma. Ve şimdi de former SmackDown Tag Team Champions. Yeni girişleriyle tam yeni değil de bir sene oldu. Aynen. Ben bayağı şaşırmıştım abi bunların yeni girişi olmasını. Beklemedim. Bu eski girişi nasıl ki ben hatırlamıyorum onu da. Daha düz, ya daha robotikti böyle anladın mı? Böyle karakter hiç yoktu yani. Normal düz jenerik bir şey mi? Yok jenerik değil ya böyle. Hatırlamıyor musun şeyi? Yok pek daha, hatırlamıyorum. Bu da doğal durmuyordu ya hareketleri işte. Güzel olmuş. Duruyorlar böyle yapıyordu. Böyle yapıyordu yürüyordu. He sen doğru hatırladım şimdi. Oo. Acaba saldıracaklar mı? Of bilmiyorum. Acaba ayrılacak mı Revival hemen? Sarıldılar orada.
Death Rider Black'te bomba yerleştirdi sırtına şey. Ha? Fight Owens Fight yazıyor bu arada. Bu arada ben Ruru'dayım. Ruru'dayım. Ben de hakem. Oh. Acaba Rusev'de ayrılacak mı? Hepimiz merak ediyoruz. Belki Aiden Hutch olur, ayrılabilir. Aynen. Ya da şey, böyle Rusev tuş olacaktır, tamam mı? Aiden da kurtarmak için gelir. Orada Rusev'in dikkati dağılır falan. Aiden'in tuşu olur. Aynen. Gerçekten öyle oluyor ya, aşırı mantıklı bir şekilde. Evet, çok mantıklı. Adam hiçbir şey yapmıyor ya. Lan adam piç gibi duruyor, unutmuştum. Oo, ne yapacaklar acaba? Bekle, bölme. Of. Saygısız. Ben heal'ım, fanlar görmesin. Oo, doğru değil. Sen kimsin? Ah! Bulk! Oh, gel. Oh. Haydi. German suplex by Scott Dawes. Hakem sende bir dur piç. Oh. Bir dur! Allah şükür. Olamaz. Oha. Çok mantıklı. Irish Curse. Oh. Kaç. Close line. Tam gerçek hayatlık gibi. Merhaba. Ah! Oha! Kandırdım seni. Oha. Evet. Oo, Lana, hoş geldin. Oo, çok mantıklı ya. Aynen. Edna öpmeye gitti belki o. Çok doğru. Aa, sağ çık acaba. Oh. Lana is the best. Maçka slam. Lana number one. Oo. Lana niye sandalye attın? Biz faces. Gel. Hadi gel! Piç! Ah! Oha! Böyle cool sign Aiden English'ten. Ah! Sen niye hemen kalk? Adam Ascension'ın maçı var, yine de Contenders maçı görüyoruz ya. Bir de WrestleMania'da ya. WrestleMania sonrası için olmuş. Çok güzel. Hayır, daha sonra build-up için vakti olsun diye. WrestleMania'da hayvan gibi promo var. İzleyicilerimiz sıkılır. WrestleMania'da hayvan gibi promo mu var? WrestleMania ayı... WrestleMania'da değil mi böyle? WrestleMania ayında ya. Ha, WrestleMania'da böyle. Evet. Samoa Joe'yu gülüyor falan. İşte bir sonraki paper. Backlash'in promosu oynuyor falan. Last Tornado DDT by Aiden English. En sevdiğim promo benim Michael Undertaker'ın ya. Her gün izliyorum. Aynen, çok güzel. Arkada benim favori rivalry olabilir tüm zamanların. Çok hoş bir şey. Lan yapalım artık şu hareket ya, yeter. Saygısız ya. Fanlar göremeyecek. Aa, ama dur. Acaba ayrıldı mı revival? Tamam. Ay. Peach. Sensin Peach. Deş gitme. Ya snapmare by Scott Dawson. Her bionic elbow. Aa, Lana'ya düşüyordum, saygısız. Lana sikiyim. Oo. Neden? Çünkü kız işte, ben derken. Oo. Mantıklı. Ben 2 yılım bir de. Aaaa! Oh, pendulum backbreaker by Ruru. Spinning heel kick. Ben yaparım. I can, ben I will. Ben de sana spinning tweener kick yapacağım. Oh. Gak. Ne yapacaksın lan çocuğa? Oh. Aaaa! Ah, spear. Oha! Aaaa! Uppercut. Atla lan. Scott Dawson kafasına yani drop kick yaptım. Dikkat ettim bilmiyorum da. Hulk! İnşallah atlayamazsın lan. Aaa! Ama çekil, korkuyorum da. Gel lan gel. Aa, Antan beni niye attın? Geri zekalı. Çok doğru dedin. Özür dilerim. Aaa! Drop to hold! Sonra yapacaktım ya. Rusev asilce savaşmaya çalışıyor. Bulgaristan'ın aslanı. Elbow drop! Wow. Akıllı ol. Yani asabım bozma. Gel buraya pitch. La 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 la. Korktun mu lan? Şu lan adam biraz dur. Bir gel buraya. Cross body. Adam gibi okay, adam Aiden'in okay, wow. Aynen. Maç... Ah!
Aaaa! O da dile getirince komik oldu. Aaaa! Uzağa. Hazır mısınız çocuklar? Hayır. Kardeş bırak. They are going for the shatter. Oha uydu. Oh. Aa! Machine. Hayır! Oh. The heart of Rusev. Bokumu yala. Oo! Oh. Ey ey! Ah! Her şeyle Asilya savaşmaya çalışıyor Bulgaristan aslanı. Ah! Kış lan piç. Oh. Korktun mu lan? Hayır. Of. Whoa! Ah! Öldü. Aynen. Bu Rusev'e tek vermesi için muazzam bir fırsat olabilir. Ama sen şu an... Aiden niye geliyorsun ya? Kalk! Tamam abi. Kalksana oğlum. Ne oluyor lan? Oo. Ah! Leg drop! Kalk! Oo. Hayır. Ah! Double DDT. Double yapınca kesinlikle daha etkili oluyor. Ya en saçma double team hareketi olabilir. Şey gibi. SmackDown'da yani Zbar New Day yapmıştı ya böyle. Onlar kadar mantıklı yasa. Ama çok o an böyle psikolojim bozuldu artık. Yeter lan diye böyle izlerken. Ha, bu kadar belli etmeyin yani kazanmak istemediğinizi. Böyle hayır bir de ne bileyim anı farklı yapın abi böyle. Hmm. Hani adam yerde falan diyor hani finisher yapmaları en mantıklı yani. Evet. Saçmaydı. Kalk. Kabul. Hayır. Gel gel. Lan mal değil. Mal. Of. Mal olman Rusev ile tek team olmandan belli. Aa ayıp oluyor bu. Close line. Bu. Aa. Al. Leg drop. Major reversal. Nereden bildin? Akıllı olacaksın. Zigna tur mu yapacak? Ah! Da kalas! Kalas! Altı oldu. Evet. Rusev abi. Bir girip çıksan mı Rusev? Oğlum ben face edelim. Neyse sen giriyorsun. Rusev. Oğlum salak mısın? Girip çıksana. Ama sen giriyordun zaten. O yüzden gerekli mi? Someone drop! Gag pitch! Ya ters kalktı. Biz buna rear maç gibi vermedik mi? Hayır. Olamaz! Military press Godmaster! Hayır! Çek şu pitch'i ortaya. Hayır. Herkes Ruru'yu sever. No. Say. 1 2 3 evet. Rusev Day Revival'ı yedip Fatal 4'e katılma hakkı kazanıyor. Neyse güzel maçtı ama. Evet. İyi de bitti. Aynen. Babyface takımı aldı. Oh iyi ya Rusev Day kalktı şedirme işi o da güzel oldu. Neyse ben finisher'a da maç kesilen diyeyim. Oha çok mantıklı. Aynen. Evet bunlara çok uyuyor kesinlikle. Evet o yüzden geçelim. Bir sonraki maçımıza git. Bu çok samimiyetsiz duruyor. Bak KO'nun şeyi var. Evet The Legend Killer Randy Orton'un söyleyeceği şey varmış. Bakalım neler söyleyecek. Bu Brock'un falan diyor acaba Metal Dile takım mı olacak? Kesinlikle aynen. Bunların adı da şey olacak. Broken Vipers. Oha. Çok iyi. Apex Deleter. Lan Broken Vipers çok iyi oluyor. Takım yap. Listemdeki her bir orospu çocuğuna RKO çekinceye kadar durmayacağımı hepinize söylemiştim. Ve listemdeki herkese de SmackDown izleyicilerine söyledim. AJ Styles, John Cena, Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Samoa Joe. Hepsini saymıştım. Nakamura'ya maç çıkarttım. Ona çünkü bir anlaşmam var.
Nasıl, ne güzel söylüyorsun kendi şeyleri. Bildiğin üzere Samoa Joe'yu zaten yenmiştim. Royal Rumble'da da John Cena'yı yenecektim. Ama kendisinin komik sınıf beni RKO çekerek yendi. Ve ona zaten ona intikamımı aldım Royal Rumble'da. Onu bizzat kendim eleyerek. Ama sadece Royal Rumble'dan elememle kurtulacağını sanıyorsa bilmeli ki hiçbir şeye dikkat etmemiştir. Onun United States maçına müdahale ettim ve kemeri kazanmasına engel oldum. Ayrıca Zack Ryder, bilmeni de isterim ki esas hedefim John Cena olabilir ama o bileşikler kemeri içinde geliyorum. Bunu bilsen iyi edersin ama şunu da bil ki bunu bilmen hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü ikinizin de kafasını yerine uçuracağım punt kickimle ve yine United States şampiyonu olacağım. Evet, şimdiki maçımız Cruiserweight kemeri contender maçı. Bildiğiniz üzere aslında bilmiyorsun. WWE Universe! Tamam, sen anons yap. Sonra ben derim. Be sour! Collab for your world's famous non-time champs and feel the power! Oha, çok iyi. Yani. Boğazım ağrıdı biraz ama. Evet, şimdi maçın şeyine bahsedeyim. WrestleMania'da henüz bilmiyorsunuz ama ben anons edeyim. Bir Six Man Ladder match olacak Cruiserweight kemeri için. Evet. Ve onun contender maçları olacak. İlk öncelikle bu hafta Xavier Woods ve The Gentleman Jack Gallagher arasında bir maç gerçekleşecek. Ve kazanan kişi Ladder maçta. Ladder evet. Maçta. Ladder maçta yer alacak. 3 kişi SmackDown'dan, 3 kişi Raw'dan gidecek. Hı. Ama zaten SmackDown'da 2 tane contender maçı olacak çünkü zaten şampiyon SmackDown'un bir üyesi. Kalisto, Heel Kalisto. Raw'un hakkı yenmişti, kimse gitmemişti. Aynen ama WrestleMania'da 3 kişi gidecek Raw'dan çünkü Kalisto evet. Cesur bir şampiyon. Evet. Orada da korursa yani aşı overpowered olacak. Müthiş olacak yani. WrestleMania'da bir sürü güzel maç var. Da aynen. Henüz daha bilmiyorsunuz, hemen hepsini açıklayayım. Biz de bilmiyoruz. Hani şunlar olacak, bunlar olacak. Ha, soruyorlar ya böyle. Oyun game bir şey yazmıştı 3 tane video gizli diye. Her gün geliyor. Hı. Ya şey ama şeyi anlamıyorum. İşte ikinci part ne zaman gelecek, bir sonraki bölüm ne zaman gelecek falan. Hı. Abi her gün video geliyor zaten. Aynen ya, şimdi eski ergen güreşçiler kanalı falan olsa tamam derdim ki ama yani şimdi evet, şey. Şimdi okul zamanı olmuyor, yapamıyoruz. Evet. Ama ha, o, yazın, o normal tamam. Evet. Kışın anlıyor. Ulan yazın zaten Allah'ın her gün video geldi yani bütün yaz. Hı. Böyle emin sanması biraz garip. Tamam, seviniyorum böyle insanlar video bekliyor diye de. Hı, bu arada ben Xavier Woods'um. Ben de Jack Gallagher'ım. Şu maça bakar mısın ya? Sanki hiç böyle dokunmamışız da direkt oyunu koydum, maçı oynaya uçur gibi hissediyorum. Hı. Of, kaçık biraz kalkmam bekleseyin ya böyle. Bu ne ya? Nasıl kalktık Xavier Woods ya? Ah! Chris Danger'a bir gönderme yaptılar. Acaba takım mı olacak Xavier Woods? Hı. Chris Danger diye de bir şey vardı eskiden, aklıma o gelir şimdi. Chris Danger diye bir şey mi vardı? Bir Dan Kopus kanalında falan artık hala hiçbir var. Şey kalmadı. Yok evet, eskiden bir var güzelliği falan vardı. Çocuk bokunu çıkardı. Yok çocuğu var bilmem ne falan. Max Danger var falan böyle uzattı yani gereksiz. Bir böyle Universe kariyeri modu gibi bir şey vardı böyle. Ha. Hani güzeldi falan da bir çok ara ara izledim. Evet. Yine iyi montajlı falan bir şey oluyordu. Yok dedi bilmem ne gelecekten geldim diyordu. Bu çok gereksiz tripleri falan gibi ya bak. Haha şey oluyordu. Craig Dressler abi. Ha böyle şey oluyor işte. Max Danger gelecekten gelmiş. Hı hı. Babasıyla kapışmak için. Ha babası işte bunu şey yapamamış böyle. Ne kadar saçma zaman bir soru. Bakamamış, bu da bir tane zaman makinesi olup geri gelmiş falan. Ondan sonra neymiş baba, o mi? Max Danger değilmiş. Ne Chris Danger mı? Aaa. Ne gerek var? Yok Chris Danger değil. Bir dakika. Ha şey. Aa. Ne? Chad Danger'mış. Chad Danger mi? Maske takıyormuş. Öf. Ne kadar saçma bir şey bu. Onun 2K16 Universe modu vardı, o çok güzeldi. Hı, aynen, onda bir Balor'la bir maçı vardı, efsaneydi ya. Çok aklımda kalmış böyle. Hı. 2 senedir. Duck. Müthiş bir maçtı. Yani falan böyle tıpa tıpa aklımda böyle işte Lana Boom'un menajeri falan. Evet. İşte Balor'la maçı var. Şey oluyor. Balor True Debra yapıyor. Tam böyle biter gibi oluyor. Lana böyle son bir saniyese kala hakemi çekiyor falan. Hı. Müthiş anlar var. O hakem çekme animasyonu çok güzel ama ya. Çok ama Eric Rowan yapamamıştı ya bunu. Aynen, o yüzden kaybetmişti bu adam aslında. Sinirim bozulmuştu ya. Adam geldi böyle yaptı, çekemedi. Ha, for our fish. Anlatan ne yapacak acaba? Yok. Oh. Mantıklı. Aaa!
Ulan. Fisherman Driver. Nick Cross'un finisher. Hayır. Gak. O farklı. Farklı. Aynen doğru. İlk önce böyle böyle yapıyor. Yok o değiştirdi mi? Ne? Ha. Sen nerenle izledin? Sen nerenle oynadın daha doğrusu? Doğru özür dilerim. Bitti mi acaba atacak yere yok. Ha gerçi görmemiştik doğru. Acaba... Lan. Bu ne ya? Sen nasıl kalkamadın? Kıt. Öküz gibi büyüktü. Hayır, Zay Root, Jack Gallagher'ın altına sıçtı. Six Pack Challenge diyorum. Çok böyle... Oğlum bastım görmedin mi? Bar şu... Şöyle... Bar kaç. Neyse evet, main event'imize geçelim şimdi. Evet, main event'ine geçecektik ama The Yakuza'nın lideri Shinsuke Nakamura'nın söyleyeceği şeyler varmış. Shinsuke Nakamura değil, Shinsuke Nakamura! Özür dilerim. Hiç uymuyor. Hı. Bir şey ya şimdi, kıyafetiyle uymuyor. Hı. Aslında uyuyor yine ya, ilginç bir havası var. Ama yemine aşimine anne! Oni yoni gonna boot ya dedim maha! Kiyayı kısaydırı! Ona ni keheçi, ona jigeri gani geju peri geri geri. Vay manaki, şura jigereşi. Homo yini na gani 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 gani. Homo yimi na goshi mi no. Oka oka. Şikara. Oka oka. Oo. Birazcık time geldi. Yani. Hiç oyun takmamış oldu yani direkt normal yapmışlar. Evet, çok mantıklı bir şekilde yana gitmesi lazım. Aynen, çünkü aynı animasyonu kullanması lazım, tembellik. Kat giriyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Undertaker yüzünü bile göstermeye cesaret edemeden bana maçıma mal oldu. Onun yüzünden Elimination Chamber'a gidemedim. Ve Shinsuke Nakamura onun yüzünden WrestleMania'ya gidemiyor. Şimdi Undertaker burada olmadığını biliyor. Buraya çıkacak yüzün olmadığını da biliyor. Ama söyleyeceğim tek bir şey var. Eğer adamsan WrestleMania'da seni istiyorum. Dın. Olamaz! The Undertaker! Allah'a şükür kendi şeyiyle geldi o sefer. Aynen. Zahmet oldu. Sallayarak gelmedi. Zahmet oldu yani ya, yeter. Of. Evet. Bu elindeki hiç uymuyor ama ya. Hmm. Bir de biz bir ara bunu güzel attire yapalım ya. Resmen 26 attire'ını falan yapalım. Hmm. Evet. Siz bir tuvalete falan sıçmaya gidin uzun süredir. Aynen Undertaker... Resmen'e de 33'te bir girişi vardı. He. Ayrıca Undertaker şimdi zaten bir, kaç kere promo falan yapar ben bilmiyorum. O sebeple ben şey geçmiyorum, ben izleyebiliriz. Ama müthiş resim yaptı işte ki böyle. Yani. Aynen. Zaten ben o stage'i gördüm, aha dedim sıçtık Undertaker. Böyle bir saat de geldi. Hmm. Undertaker'e ben bayağı böyle güzel promosunu dinlemedim. O sebeple konuşma tarzı aşırı aşina değilim şu an. Ben böyle Bobby Lashley nasıl konuşuruz ama konuşturacağım. Hara hara. Yürünme. Püs. Of, adam gibi adam ya. Şimdi ışıkları kontrol edecek çok mantıklı bir şekilde. Haydi 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 uaaah. Ya sile sile haydi haydi be. Çok dev gibi adam ya. Çünkü o mezarcı. Hı. Dın dın. Zor diyor. Aynen çok doğru. Shinsuke Nakamura. Senin beni WrestleMania'da bir maça davet edebilmiş olman oldukça büyük bir cesaret örneği. Ama bilmeni isterim ki ben öyle herkesin maç teklifini kabul etmem. Maç teklifimi kabul mü etmezsin? Madem benimle karşılaşmak istemiyordun. Karşı karşıya gelmekten korkuyordum. Neden benim matime mal oldun?
Royal Rumble'da beni eleme cüretinde bulundun Shinsuke. Ve bunu göz ardı edemezsin. Benim bir tane şansımı elimden alırsan ben de onu senin elinden misliyle geri alacaktım. Bu kadar basit. Ulan Göttek maça girerken birini seni eleyeceğini düşünemedim mi? Bu kadar kıt mısın ya? Bu kadar kıt olma ya. Sen Undertaker'sın, sen efsanesin. Bu kadar böyle olma. Yakın mı ya sen? Sıçtım. Biraz ciddi olmanı tavsiye edeyim Shinsuke Nakamura. Karşında öylesine rastgele bir WWE güreşçisi yok. Karşıda The Phenom, The Undertaker var. Ve beni buraya çağırmadan önce biraz dikkatli olmanı tavsiye ederim. Yoksa seni pişman ederim. Senin cehennemin en diplerini çekerim ve bir daha gün yüzü göremezsin. Arkan adamların olsun olmasın. Teka teka teka. Kendimi kandırma. Benim başıma mal olduğunda senin saracağını zaten biliyorum. Yine o smotta hiç çıkmadın. Ve sen çıkmazken ben burada kemer kovaladım. Tepedeydim. Yanıma kardeşlerimi Yakuza'ya alıp galibiyetleri yapıyorum. Ne var biliyor musun Shinsuke? Senin teklifini düşüneceğim. Ve WrestleMania'da sen Rest in Peace olacaksın. Evet, harika bir İngilizce kullandım. Sen Rest in Peace olacaksın ha? Kendinden emin sözler koyuyorsun yaşlı adam. Ama artık bu korkunç tavırlar bizi istemiyor. Yine o smotta hiç çıkmadım. WrestleMania'da teklifimi kabul edersen bu senin ilk maçın olacak. İlk maçında benim gibi biriyle karşılaşmak istediğinden emin misin ha? Teklifimi kabul edeceğini ikimiz de biliyoruz. Çünkü elimi sana geçene kadar durmayacağım. Ve WrestleMania'da sesi ikinci Universe modda daha anılmadan bitmiş olacak. Peace. Son kısmı güzel oldu. Evet, Shinsuke Nakamura ve Undertaker ilk kez ringde karşı karşıya geldiler. Teknik olarak normalde hep arka şey hiç olmamıştı. Denk gelmişler doğru düzgün. Gelmemişti, bok vardı çünkü. Aynen, bir animasyon falan var. Koymuşsunuz bir 35 çıkıyor. kere rematch yaptık ya. Aynen, çok can sıkıcıydı. Ve evet, Evet. şimdiki main eventimizde günün başlarında zikrettiğim de üzere iki tane tek team maçı olacak demiştim. Bunların kazanı 4. hafta olacak. Fatal 4-Way gidecekti. Ve şimdi de The Baylor Club geliyor. Ama arkalarında bu sefer Finn Balor yok, çünkü bildiğiniz üzere günün başlarında Finn Balor ve Cardenas'ın konuşmuşlardı ve aralarında ufak bir tatsızlık yaşanmıştı. Dolayısıyla Finn Balor onlarla birlikte çok çıkmak istemedi. Finn Balor demişti ki benim size ihtiyacım olmadı ve olmayacak. Ve Carl Anderson da ona arkada şöyle bir şey dedi. Repliğini alamıyoruz ne yazık ki, kameralarımız o anda kapalıydı. Eğer sen bize ihtiyacın olmadığını düşünüyorsan bizim de sana ihtiyacımız yok dedi. Evet. Bear Club'da hafif bir ayrılık çanları durulmaya başladı. Acaba bu bir yere bağlanacak mı, yoksa yeniden barışacaklar mı? Yoksa şey senarist ekibimiz siktir etti. Aynen. Of. Carlinhos'un yüz modeli çok iyi ama cidden ya. Ya Ben her çok beğeniyorum. hoş değil. Pantolon da çok güzel. Bak, bunu tekrar dile getirdim. Vallahi yapan adamı bulup böyle seni tanıştırmak istedim. Aynen, birlikte seks falan yapalım. Seks ekstrem oldu. Evet, neyse. Evet, ve şimdi... WWE Universe! Don't you dare be sour! Clap for your world famous zero time champs feel the power! Evet, Xavier Woods müthiş bir maçta Cruiserweight kemerine girdi. Evet. Yani en boktan maç olabilir yani. Ama ben bastım. Evet, Bir de o an böyle niye çok ucunda durdurdum, nasıl yaptım? İstesem yapamam öyle bir şey. Evet, Böyle. bilmiyorum, çok şöyle bir açıklama. Çok tuhaftı. Nasıl başardım hiç fikrim yok. Of. Yorumlara sövmeyin, zihin hatırla maç mı bitirilir diye komik oldu işte, siz de kudurmayın. Aynen, doğru. Ben Baylor Club'ım. Ben de hakemim. Yoksa artık Bills Club mı? Bir close lan, Carl Anderson lan.
Ama Of, tamam, Enzo hepsi geri. biliyorum. Machine Gun'dan. O. Of, Biggie'yi içeri alıyor direkt Kofi Kingston. Oha. Çok mantıklı. Oha. Ya. Oha. Olan shoulder block. Aa. Luke Galoş bir heel kick yaptı. Oha. New Day managed to outsmart Evet. Bullet Club. Biggie Langston, pardon, çok uzun oldu bu isim. Yani Biggie'yi Bilmiyordum. yolladı. Olamaz. Biggie Langston çok uzun. Hadi Biggie yine iyi, tamam. Ha. Rusev de iyi. Okey, Alexander pek uymuyordu Rusev'e çünkü böyle. Evet, Antonio Alexander Cesaro hadi yine neyse de. Ha. Neville'a bayağı gıcık olmuştu Evet. ilk değiştirdiklerinde ya. Evet. Neville yani. Kısa bir falan. Ne güzel, Adrian Neville'dı işte. Adrian Neville oldukça hoştu ya. Bir de böyle alışmıştım da ona böyle, hani NXT'den falan da biliyordum. Spinebuster. Bir anda böyle Neville olunca psikolojim bozuldu. Ama en çok koyan Harper'la Rowan ya. Harper ve Rowan ya. Ne gerek var yani? Aynen. Oha. DDT by Machine Gun. Za. Tuttun Peki sandın değil mi var piç? Yazık ya. Birazcık ben oyuncu. Dropkick. Kandırdım seni. Oo. Bir dropkick Enzo daha. ne drop ki be? Drop. Değil. Geç köşeye şimdi pitch. Evet, Luke Gallows içeriye alıyor Karl Anderson. Bakalım akıllarına ne geçiyor. Evet, kaldır. Bozma, bozma. Za. Oh. Evet, Biggie ile acaba Kofi ayrılacak mı? Al. Lan. Ah. Karl sen niye içeri git? Double foot stomp by Kofi Kingston. Ve standing, yok standing Q'du bra yapacak. Ve standing Q'du bra yapacak. Çıktı dışarı piç. Düştü ya. Aynen. Bir big boot Luke Gallows'tan. Luke Oh. Gallows pardon. God kick. The kick. Aman tanrım. Oh. Az bir geri verse de ve düşürmeyi başardı Luke Galoş'u. Ya ball drop. Artı tek yapacak. Oo. Aman Az back tanrım. body drop by Luke Okay Galoş. man, okay body drop. Oo. Geç Aman köşeye. tanrım, attı köşeye. Ne yapacak acaba? Oo. Ne yapacak acaba? Bozma. Bozacağım hiç. Ya neden? Za. Oho. Az. Maç kick. Crossbody. Ya özür diliyorum hakemden. Piç. Drop kick. Vurma bana. Güzel olmuş ama. Aa! Ya nasıl çok hoş olmuş. Aynen. Uppercut. Çok iyi yapıyor ya. Aynen. Gag pitch. Gerçek hayatta bunlar ilk geldiğinde şey Ah! olmuştu ya. Ne olmuş? John Cena bunu squash yapmıştı. Evet. Psikolojim bozulmuştu ya. Hay aynen ya, çok kötüydü. Last. Belly to belly by Big E. Belly to belly o geri zekalı. Özür dilerim. Hadi şunu yapalım ya, hiç yapmadık. Ney? Ha, aynen. Ama oradan yapılmıyordu ya. İplerde benim durmam gerekiyordu böyle. Apron'da yapılmıyordu. Sıçtım. Avatar. Olamaz. Bitti mi acaba? Acaba kalkabilecek mi bu kez? Rollback yoksa yine boş mu yapacak? İyi. Avatar. Galoş kulağı ayrılacak mı? Ah. Oo. Muhteşem bir double team New Day'den. Ah. Olamaz. La Spia! Ya üf. Ya üf. Bitti mi acaba? Hı. Aa.
Olmaz. Lucas bozmayı başardı. Bunu iyi. Bırak onu. Close line. Oh. Too sweet bitch. No, it's only one sweet. Kelime oyunu yapma. Aaaa! Gel lan buraya. Götlek. Oo. Götlek mi? Galoşum ben. Oo. Tamam bir de yeter bu konu çıkan. Close line. Uf. Knee drop. Boom. Boom. Oo. The punch. Peki. Of arm break the knee. The knee. Gak. Uppercut. Uppercut. Of. Atla lan piç. Mesut suyu da zayıfım yok ama. Nasıl ol? Big Show. Aa. Big Show dedi lan. Oğlum Big Show dedi. Ha, ne kadar hoş. Big E diyecekti Big Show dedi ya. Ya boş var yapmayın. Zaten kötü commentary ya. Aa! Hakem New Day mi katıldı acaba? Bilmiyorum. Belki. Jack Nair. Aa! Powerbomb. Şimdi öbür dinin adı neydi ya? Olamaz. Luke Galoş'tan bir suplex. Of, neden çıktı ya hemen? Kafada. Kalk piç. Büyük son. Olamaz. Çok boktan bir izim ama. New Day'ın ilk galibiyetini mi alacak? Hayır. Yazık oldu ya. Adamdan galiba tek galibiyeti yok. Ama maçlar hep çok güzel. Yazık. Bakalım galibiyetlerini alacaklar mı? Öyle epik oldu işte. Aynen. Vah. Oh. He goes hard all day all night. Oh. And he lands a nice counter. Ah! Oh, jumping sent. Giving a pitch. Galt lan. Tamam. Lan demin tam böyle son gibiydi ya. Ah! Nasıl köşe attı, ne yapacak acaba Big E? Ne? Yani benim. Oo, Allah şükür uyumlu. The Knee! Niye ya? The elbow. New Day! New Day! Aynen. Sesini bile kendim yap. Big E atlayacak mı? Ah! Aa tamam. Anderson acaba Galo slam mı yapacak? Yanlış duymadım. Kofi Kingston söyledi reverse olmuş. Michael Cole öyle dedi. Kofi Kingston'ın de reverse dedi. Ulan. Aa the punch. Söyle çıkıyor hep psikolojim bozuluyor ya. Standart çıkıyordu galiba bunda. Aynen. Ulan. Ulan rampage yaptı. Ligi kendine gel, dom alma. Oha, boom drop. Bir şey mi diyeceksin Biggie? Ne yapıyorsun? Kofi ne yapıyorsun? Close line. Oha. Yalnız çok komik köşede ya. Ah, oh, trouble in paradise. Ama sıçma. Ya. Evet, oh. The New Day ilk galibiyetlerini almayı başardı. Ha sonunda ya bu adamlar bütün Universe Pod boyunca oturdular. Yazık. Öf. Hmm.
Seviniyorlar, çok mutlu oldum. Aynen so ya zahmet olmuştu. Neyse. Kofi yapma. Evet, bilgi şeyini geri geçirmiş çok mantıklı bir şekilde. Ne aynen çıkartmıştı. Neyse. Götünü evet, SmackDown Live'dan bu kadardı. İzleyin, teşekkürler. Herkese bayan bayan.